Navbatdagi irratsional tengsizlik. Mana bu ko'rinishda irratsional tengsizliklarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ilzosda kelganligi sababli bu ifoda ham katta yoki teng 0 dan, bu ifoda ham katta yoki teng 0 dan. Shu sababli biz bu tengsizlikni kvadratga ko'tarishimiz mumkin. Natijada biz quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. Fx katta gx. Endi bu yerda aniqlanish sohasini hisobga olishimiz kerak. Fx katta yoki teng 0, gx katta yoki teng 0. Bu yerda mana bu tengsizliklardan bittasini chiqarib tashlasak bo'laveradi. Chunki mana masalan gx katta yoki teng 0, mana bu katta yoki teng 0 bo'lyapti. U holda bu tengsizlik bajarilsa, bu ikkita tengsizlik bajarilsa, u holda fx ham katta yoki teng 0 bo'ladi. Shuning uchun biz mana bu tengsizlikni chiqarib tashlasak bo'laveradi. Natijada biz quyidagi ikkita tengsizlikni hosil qilamiz. Shunday qilib mana bu tengsizlik mana shu ikkita tengsizliklar sistemasiga teng kuchli bo'ladi. Buni yechishni o'rniga biz mana shu ikkita tengsizlikdan iborat sistemani yechamiz. Ya'ni gx katta yoki teng 0, ya'ni kichik tomondagi ifoda katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Misollar ko'ramiz. Birinchi tengsizligimiz mana f ning o'rnida, mana bu ifoda g ning o'rnida 6-x kelyapti. Va birinchi biz tengsizlikni yozamiz, ya'ni kvadratga ko'tarsak 3x plus 10 katta yoki teng 6-x ni hosil qilamiz. Agar bu yerda tenglik belgisi, bu yerda tenglik belgisi yo'q edi. Qat'iy tengsizlik. Tenglik belgisi bo'lsa, kvadratga ko'targanimizda ham yana tenglik belgisi qoladi. Endi gx katta yoki teng 0. 6 minus x katta yoki teng 0. Aniqlanish sohasi. Sistemani yechamiz. Birinchisidan x ni chap tomonga, 10 ni o'ng tomonga o'tkazaylik. U holda biz 2x katta yoki teng minus 4. 2x emas, 4x bo'lar ekan. 4x katta yoki teng minus 4. Bu yerda x ni o'ng tomonga o'tkazsak, x kichik yoki teng 6. Mana quyidagi sistemani hosil qildik. Birinchi tengsizlikni yechimi. Hop, 4 ga bo'lib olsak x katta yoki teng minus 1. Ya'ni x katta yoki teng minus 1. Mana bu to'plam. Ikkinchi tengsizlikni yechimi. 6. X 6 dan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu to'plam. Ularning umumiy qismini olamiz. Umumiy qismi minus 1 dan 6 gacha. Javob. Shunday qilib, birinchi tengsizlikning yechimi mana bu to'plam bo'lar ekan. Ikkinchi tengsizlikka o'tamiz. Va bu yerda ham mana kvadratga ko'taramiz. X kvadrat minus 16 kichik 4x qo'shib 16. Tengsizlikni hosil qilamiz. Endi aniqlanish sohasi kichik tomondagi ifoda, ilzosdagi ifodani yozamizda x kvadrat minus 16. Bu katta yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. Aniqlanish sohasi. Ya'ni kichik tomondagi funksiyani katta yoki teng 0 deb yozamiz. Shunday qilib mana bu tengsizlik quyidagi tengsizliklar sistemasiga teng kuchli ekan. Tengsizliklar sistemasiga teng kuchli. Endi bularning har birini yechamiz. Va birinchisini quyidagicha yozishimiz mumkin. X kvadrat minus 4x minus 32 kichik 0 dan. Bu ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Dastlab uning uchun 0 ga tenglab kvadrat tenglanmaning ildizlarini topamiz. Qaysi sonlar qanoatlantiradi? Xo'p, minus 4 va 8. Minus 4 va 8. Chunki bularni qo'shsak 4 chiqadi. Ko'paytirsak minus 32 chiqadi. Ko'paytiruvchiga ajratamiz. Ko'paytiruvchilarga x plus 4, x minus 8. Kichik 0 dan. Sonlar o'qida. Minus 4 va 8 ni belgilaymiz. Minus 4, bu 8. Tengsizlik qat'iy tengsizlik. Shu sababli bu sonlar
yeçin bekirmeydi. Çıxarıp taşlayınız. Üçdə aralarını hasıl kıldık. Bunların iş aralarını tapamız. Birinci aralardan başlayınız. Kaysa aralardan başlaşına ahamiyyeti yok. Mana bu aralardan başlaydık. Bıraktasan olamız. X ting 10. 10 koşu 4. Müsbət. 10 minus 8. Müsbət. Demek ki müsbət. Bu aralardan 0 nalaylık. 0 koşu 4. Müsbət. 0 minus 8. Manfi. Müsbət köpaytırı manfi. Manfi. Bu aralardan minus 5. Minus 5 koşu 4. Manfi. Minus 5. Minus 8. Manfi. Manfi köpaytırı manfi. Müsbət. Bir yerde 0'dan küçük buluş gerek bana bu ifade. 0'dan küçük degeni, manfi degeni. Demek ki bana bu aralık, minuslu aralık geçimi buladı. Minus 4'dan 8 geçe. Şimdiye kadar biz birinci tensizliğini geçtik. Yani ikinci tensizliğini geçeceğimiz. X kvadrat minus 16. Bunu kuyuda geçe köpeyt uçularına ajratışımız mümkün. X minus 4, X plus 4. Katta yoki teng 0 dan. Bunu 0 ga teng desek x teng 4 ve x teng minus 4 lar. Minus 4 larni hosil qilamiz. Bularni sonlar o'qida belgilaymiz. Minus 4 demak minus 4 ni to'g'risida. Mana bu yerda minus 4 va 4. 4. Demek hayırdadır. Bana bu arada cahaya da belgeleyiniz. Bu iki de son. Sonları okunu üçte aralıklar gibi acrafi yaptı. Bu aralıkların iş aralıklarını tapağımız. Dersle birinci aralıklarını görelim. Bu aralıklardan bir arada son olanımız. Mesela x deyin 5. Bunun törden katta ihtiyari son olanımız. 5. 5 ne var koysak? 5 minus 4 musbat. 5 plus 4 musbat. Musbat köpaytırı musbat. Yine musbat buladı. Bu aralıklardan x deyin 0 ne olaylık? 0, x minus, 0 minus 4, manfi, 0 plus 4, musbat, manfi köpaytırı, musbat, manfi buladı. Yeni bana bu aralardan, x deyin, minus, ama 10 bulsun, mesela minus 4'den küçük. Minus 10, minus 4, manfi, minus 10, plus 4, manfi, manfi köpaytırı, manfi, musbat buladı. Bu ifade katta yoki teng 0 buluş gerek. Demek bu degeni plüslü aralıklar geçelim. Minus 4 bulan 4 yeşim buladı çünkü bir de tenlik belgesi var. Şimdiye kadar her ikili tensizliğini hem geçip çıktık. Birinci tensizliğini geçimi, bana bu aralıklar ikinci tensizliğini geçimi. Şimdi umumi aralığını alalımız. Yeşimlerinin umumi aralıklarını. Bunun için bana bu sallardan vertikal doğru çizgileri ötkizemiz. Her ikili doğru çizgide hem boyargen aralıklar umumi, bana bu sistemin yeşimi buladı. Demek bana bu aralıkta boyalgan, birincisi boyalmagan. Bu aralıkta ikincisi boyalmagan, mana bu aralıkta her ikilisi ham boyalgan. Demek mana şu aralığı geçen boladı. 4'ten 8 geçe. Sekiz geçen bir kırmaydı. Yani mana bu tamamda bu geçen bolmaydı, birincisi de boyalmagan. Şimdi yakalım cevap. 4'ten 8 geçer. Tensizliğin geçimi bana bu toplam bolada.